Tamam. Hemen yaparız. Bak şimdi. Kulağını kapat. Dur. Dur bir saniye. Şu bir dakikalık bir bekleyin. Oğlunuz, çocuklarınız var mı? Bir oğlunuzun adını yazın. Tamam. İkisi de onun ismi mi? Evet. Tek ismi olanısa. Ha, iki oğlunuz var. Hayır. Onu unut. İkisinin de mi iki ismi var? Evet. Tamam. Eşinizin ismi ne? O da iki ismi. Kızınızın ismi ne? Üç isim. Tamam. Şimdi kızının ismini yazdık. Lütfen bak sessiz. Duyun. Kızının ismi Cansu. Duydunuz mu? Kızın ismi neymiş? Cansu. Dur bak. Orası duydu mu? Tamam. Bakalım Cansu ismini nasıl bulabilecek miyiz? Bakalım biz ne kadar duymuş. Sündüz Hanım. Tamam. Gözünüzü de açın, kulağınızı da açın. Biz şu arkadaşımız bak. Onun kızının adını bulacağız. Kaç yaşında kızınız? 13-14. Lütfen gözünü kapat. Bakalım yaradan Allah onun ismini sana nasıl gönderecek? Senin gözünün önüne resimler gelecek. Belki ismin kendisi gelecek. Ne gelirse bize söyle. Bembeyaz bir dere geldi. Yani ne geldi senin önüne? Biz o dereye ne deriz? Su. Suyu kim sana söyletti Allah'ını seversen? Şu anda gözümün önüne geldi. Evet, su. Bir defa su duruyor, kabul. Bu isim iki heceden oluşuyor. İşte hecelerden birisi su, yani içtiğimiz su. Bir de öbür heceyi de söylersen tamamdır. Bakalım sana ne gelecek? Şey geldi. Ne geldi? Kesilir ya can damarın. Damar. Neyin geldi? Yani can damarın kesilir ya şurada. Orası kesildi. Tamam. Orası kesildi. O zaman oradan da bize bir hece lazım. Suyu bulmuşsun zaten. Tam da can damarın kesildi. Oradan hangi? Şimdi fidan oldu bu. Bu suya akıyor. Büyüyor. Tamam. Peki. Elma. Şimdi bir fidana su yürürse kulağını kapatsana lütfen. O fidanın neyi verilmiş? Can suyu verilmiş olur. Bir de damarı kesilmiş can giden yere diyor. Yani bundan daha başka nasıl versin Allah? Siz ne diyeceksiniz? Ben ona öğretirim. Sen fidana ilk verilen. Niye yavaş söylüyorsun? O kulağını kapatmış. Fidana ilk verilen susun diye derim. Tamam. Gözün kapalı. Tamam. Şimdi bunun adını bulacağız. Su vardı zaten. Sen damarı kestin, can damarı kesildi dedin, fidana su gidiyor dedin. O zaman bunun adı ne? Elma fidanı oldu bu. Yani elma verdi. Tamam, elma verdi. Yani direkt şunu söyleyeyim, senin kızın kesinlikle çocuk doğuracak ileride. Hani kısırlığı sıfır. Bir de onu gösteriyor. Yani bu bir isim ya. Su geldi. Su bunun sözcükleri arasında. Daha doğrusu heceleri, harfleri arasında. Bunun adı ne o zaman söyle? Cansu. Duymadın? Cansu. Yüksek sesle. Cansu. O nereden geldi? Yazıyor mu? Nedir? Su. Kalp geldi şu anda. İşte kalp, can. O zaman bir alkış olsun. Yani. Aç gözünü. Bunun adı Cansu. Dere geldi, sana su gönderildi. Sonra can damarı
Ve hemen sen damardan önce de canı kullan, can damarı dedin. Sonra fidana su gidiyor, fidana can suyu gidiyor. Ve kendisi de dedi ki ben kızıma zaten senin adını... sen fidana verilen can suyusun. Neden bana can su koyuyorsun? O yüzden fide gördüm. Ve kalp işareti geldi. Şu WhatsApp'taki kalp işaretim hani. Yok. Nasıl? Çok güzel bir kalp, böyle pırıl pırıl parlayan. Öyle dedim. İşte bir insanın ismi böyle bulunur. Ya ben buradan bir daha çağrı yapayım bizim Emniyet Genel Müdürlüğümüze. 2011'de ben Adana Emniyet Müdürlüğü'ne gittim, bunu proje olarak sundum. 5-6 ay devam etti onları anlatmam ama o zaman yeteri kadar üzerinde durulmadı. Bunu valla... Hani bir Amerika, bir FBI, bir CIA ya da başka bir devlet, hadi Refik Hocam ya da sizler gelin, Sündüz Hanım gelin bize anlatın bu sorgu da yeni teknikler varmış. Öğretin derse ülkemizden önce ellerinde, ülkemizden önce davranmış olurlar. Bari ülkemiz önceden davransın ki emniyet teşkilatına biz bunu sunalım hizmet olarak. Tabii hizmet satın alsınlar, biz de onları sunalım. Sizden satın alabilirler, bizden satın alabilirler. Zanlıya hiç gerek yok. Herhangi bir insan kanal olacak, onun ne yapıp ettiğini tek tek anlatacak, hatta adını bulacak. Bu kadar. Biz bugün Cansu'yu bulduk, ondan önce kimin ismini bulmuştuk? İbrahim'i bulmuştuk. İbrahim direkt yazıyla gelmişti böyle. El geldi, İ-E-İ-B-R-A-H. İşte isimler bu kadar kolay şekilde bulunuyor. Olaylar bu kadar kolay aydınlatılıyor.